Merhaba arkadaşlar. Bu akşam Bünyamin Çakmak arkadaşımızla bir yardımcı olmaya çalışalım. Şöyle bir sistem error hatası veriyor. Ee, basit bir kasa programı yaptım. Kendi bilgisayarımda sonuç çalışıyor. Başka bilgisayarda aşağıdaki hatayı alıyorum. Çok berbat bir hata. İnternette buna ilgili pek video da bulunamıyor arkadaşlar. Yani bir çözüm de bulunamıyor. Beraber bir çözmeye çalışalım. Ee, programı indirdim. İndirdiğim programın yoluna gidelim. Evet, kasa takip. Şunu bir, iki tane indirmişiz. Evet, bir tanesini açalım arkadaşlar. Şöyle bir hata veriyor. Bunu nasıl çözeceğiz? Öncelikle e, tam olarak durduralım. Şurada Tools menüsünden referansa geliyorum. Şu iki referansı bulamıyorum. Bu iki referansı missing yazıyor. Bunları kaldırıyorum. Sonra formlarımı çift tıklayarak hangisinde hata olduğunu bulmaya çalışıyorum. Şunu açtı, şunu açtı. Rapor, evet raporda hata verdi. Bunun çözümü maalesef ben bulamıyorum. Bunun tek çözümü, şunlar remove, fm, rapor. Bunu projeden atıyorsunuz bu hatalı dosyayı. Kasa giriş aynısında da var maalesef. Bu kasa girişi de remove diyoruz. Ondan sonra diğerlerinde sorun yok. En azından projemizin bir kısmını kurtardık. Dediğim gibi öncelikle Add menüsünden referans, missing olanlar varsa kaldırıyorsunuz. Sonra formlarınızı tek tek açıyorsunuz. Açarken hatta gördüğünüz proje dosyayı remove diyerek siliyorsunuz. Sonra projenizi kaydedip artık kullanabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi en azından bu sorunumuzu çözmüş olduk arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, bu tür derslerin devamı ve e, daha çok insanımıza, kardeşimize eri, ulaşması için beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Ee, başka ne anlatsam video bu kadar yeterli aslında. Burada Azerbaycan'da bir <laughs> arkadaşımız daha bir video göndermiş. Selam hocam, zahmet olmasa burada bütün tabloları hareket sayfasına birleştirip tarih aralığına göre filtreleme için yardımcı olabilir mi olabilir misiniz? Buna da bir bakalım ne yapabiliriz. Evet. Bu da indi. Şu satışı da bir açalım bakalım. Önce bunu bir kapatmamız lazım. Ana Sayfa, programı kapat. Kapattık. Şu indirdiğimiz satışı bir açalım. Burada ne var? Müşteri. Ne yapacağız arkadaşlar? inan ben tam olarak. Ee, e, Ceyhun Bey, bir sonraki mailde bunu bir tam olarak nasıl ne ne istediğinizi bana daha detaylı bir açıklarsanız çünkü ne yapacağımı bilemiyorum işin doğrusunu söylemek gerekirse. Evet arkadaşlar bu dersimiz bu kadar olsun. Bir sonraki derste görüşürüz. Bir sonraki konuda dediğim gibi abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Hepinize başarılar diliyorum.